insansı robotların yükselişi. Şu anda teknoloji dünyasında en popüler konu AI, yapay zeka. Şimdilik sadece yazılar, resimler ve biraz da görüntüler şeklinde bizi etkileyen bu yapay zeka artık bir vücuda bürünmeye başlayacak. Robotları zaten konuşuyorduk ama artık insan görünümlü fiziksel yapay zekadan da söz etmeye başlayacağız. Bu videoda sizlere 2024 yılı itibariyle dünyadaki en iddialı robotları tanıtacağım. Dokuzuncu sırada Norveç'ten OneX Robotics'in NIO platformu var. NIO hem ev işlerini yapmak hem de daha karmaşık manuel görevleri gerçekleştirmek üzere tasarlanmış. Good morning, sir. Yet another on-time delivery. 160 cm boyunda ve 30 kg ağırlığında. Saatte 4 km hızla yürüyor ve 12 km hızla koşabiliyor ama bundan çok daha hızlı koşabilen robotlar var listemizde. 20 kilogram kaldırabilme kapasitesi var bu robotun ve 2 ila 4 saat arasında çalışabiliyor. İnsan benzeri elleri tam hareket aralığı sayesinde hem hassasiyet hem de güç gerektiren görevleri yerine getirebiliyor. Şirket henüz bu robot yani NIO'yu piyasaya sürmedi ama Eve yani Havva adında bir başka robotları var ve şu anda kullanılabiliyor. Bununla yaptıkları demolarda oldukça etkileyici görünüyor. Bu demolarda uçtan uca sinir ağının yani neural network yardımıyla çeşitli ev görevlerini nasıl tamamlayabildiklerini bize gösteriyorlar. Sekizinci sıramızda Fourier Intelligence'ın GR1 robotu var. Fourier Intelligence, rehabilitasyon teknolojileri konusunda uzmanlaşmış Singapur'dan bir şirket ve GR1'la onlar da insansı robotlar alanına bir giriş yaptılar. Bu robot 165 cm boyunda ve 55 kilogram ağırlığında. Saatte yaklaşık 5 kilometre hızla yürüyebiliyor ve kendi ağırlığına yakın yükleri taşıyabiliyor. 44 tam vücut serbestlik derecesine sahip olan GR1, insan benzeri kinematik ve hareket kabiliyeti sunuyor. En dikkat çekici özelliklerinden biri 11 serbestlik derecesine sahip robotik elleri. Bu eller GR1'ın nesneleri güvenli bir şekilde kavrayabilmesini ve farklı görevleri hassasiyetle yerine getirebilmesini sağlıyor. 7. sırada son zamanlarda büyük ses getiren Figure şirketinin Figure One adlı robotu var. Genel amaçlara sahip bir robot olan Figure One, çeşitli endüstrilerde geniş bir görev yelpazesini yerine getirebilecek şekilde tasarlanmış. 167 cm boyunda ve 60 kilogram ağırlığında olan bu robot 20 kilograma kadar yük taşıyabiliyor ve tek bir şarjla 5 saate kadar çalışabiliyor. Karmaşık ortamlarda otonom olarak hareket edebiliyor ve çevresindeki insanlarla etkileşime girebilen bir yapay zeka sistemine sahip. Tüm bu robotlar içerisinde bu robot yani Figure çok kısa bir sürede büyük bir ilerleme kaydetti. Sadece bir yıl içinde render görüntülerden dinamik yürüyebilen bir prototipe ulaştılar. Şirketin stratejik ortaklıkları da bu başarının arkasındaki itici güçlerden biri oldu. Mesela BMW bu robotu üretim hatlarında kullanmayı planlıyor. Yakın zamanda da OpenAI ile bir ortaklık kurdu ve Microsoft'un bulut hizmetlerini kullanmaya başladı. Bu sayede sürekli olarak öğreniyor ve yeni görevlere kendini adapte edebiliyor. Yani bu robot her geçen gün daha da akıllanıyor. Figure 1'ın en son güncellemesi gerçek zamanlı insan konuşmalarına katılabilme yeteneği oldu. Bu özellik OpenAI tarafından geliştirilen ve benim de hakkında ayrıca bir video hazırladığım çok modlu dil modeli tarafından destekleniyor. Robot artık görsel deneyimlerini anlatabiliyor, gelecekteki eylemlerini açıklayabiliyor. Figure AI'ın etik değerlere olan bağlılığı da gerçekten takdire şayan. Şirket robotlarını sadece barışçıl amaçlar için geliştirdiğini söylüyor ve topluma olumlu katkılar yapmayı hedeflediğini açıklıyor. Onların bu etik duruşu da hem kamuoyunun geniş kesimlerinde kabul görmelerini sağlıyor hem de teknolojilerine olan güveni bir nebze de olsa arttırmış oluyor. Bu arada maddi açıdan da oldukça başarılılar. Son zamanlarda gerçekleştirdikleri 675 milyon dolarlık finansman turuyla piyasanın güvenini kazanmış durumdalar ve değerlemeleri 2.6 milyar dolara çıktı. Bu finansal destek ve yatırım, araştırma ve geliştirme çalışmalarını hızlandırmalarına, üretimi artırmalarına ve Figure 1'ı ticari olarak piyasaya sürmelerine yardımcı olacak. There's some mixed reaction from students just ahead.
We're not live. Canlı yayında değil miyiz? Veri yok mu? Sinyal yok değil miydi ya o? Hazır veriler kesintiye uğramışken kısa bir duyuruyla devam edelim biz de o halde. Bizim Bulut, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü bilişim vadisinde yer alan, geleceğe yönelik büyük bir potansiyel taşıyan bir bulut teknolojileri firması. Kendisini özel hisseden herkesin verileri de özeldir. Bizim Bulut, kişiselleştirilebilir bulut hizmetleri sunarak verilerinize sizler kadar özen göstermektedir. Müşterilerine yerel veri merkezlerinde yüksek kalitede, güvenli ve özelleştirilmiş bulut hizmetleri sunuyorlar. 20 yılı aşkın tecrübesi ve 50'den fazla uzman personeliyle amaçları müşterilerinin dijital dönüşümüne öncülük etmek ve verilerini yurt içinde güvenle saklamak. Bunun için de özelleştirilmiş bulut hizmetleri, e-posta çözümleri, gelişmiş izleme sistemleri gibi bir takım hizmetler veriyor. Bizim Bulut'un en önemli hizmetlerinden biri de yönetilebilir servis hizmeti. Bizim Bulut NOC SOC hizmetleriyle yönetilebilen servis hizmetlerinde de öne çıkıyor. Bizim Bulut hali hazırda Türkiye'nin önde gelen kitle fonlama platformlarından fonangels.com'da yatırım turunda. Kısa bir süre içerisinde %80 fonlama rakamına ulaşan Bizim Bulut, kitle fonlamayı borsaya açılma hedefleri öncesinde bir ön halka arz deneyimi olarak görmekte. Bulut bilişiminin avantajlarından yararlanmak, veri güvenliğini sağlamak ve iş süreçlerinizi optimize etmek istiyorsanız siz de Bizim Bulut'a katılabilirsiniz. Fonangels kampanyası hakkında daha fazla bilgi almak ve yatırımlarınızı değerlendirmek için hemen şimdi açıklamalar bölümünde linki bulunan web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Unutmayın, Bizim Bulut'la verileriniz yurt içinde güvende. Şimdi normal içeriğimize geri dönelim. Altıncı sırada Kanadalı Sanctuary AI'ın Phoenix robotu var. Bu robot 170 cm boyunda ve 70 kg ağırlığında. 25 kg'a kadar yük taşıyabiliyor ve saatte yaklaşık 5 km hızla hareket edebiliyor. En dikkat çekici özelliklerinden biri 20 serbestlik derecesine sahip endüstri lideri robotik elleri. Bu özellik endüstriyel işlerden müşteri hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede çeşitli görevleri yerine getirebilmesi için çok önemli. Sanctuary AI'ın geliştirme stratejisi iki aşamalı bir süreçten oluşuyor. İlk aşamada robotlar yüksek kaliteli teleoperasyonla kontrol ediliyor. Yani bir insan pilotun hareketleri robot tarafından taklit ediliyor. Bu aşama insan görev performansı hakkında değerli verileri toplayabilmek için çok önemli. İkinci aşama ise bu görevlerin otomasyonuna odaklanıyor. Yani robotun yetenekleri geliştikçe teleoperasyondan otonom operasyonlara geçiş yapılıyor. İşte onların bu metodik geliştirme yaklaşımı Sanctuary AI'ın özel yapay zeka kontrol sistemi Carbon tarafından destekleniyor. Carbon, teleoperasyon sırasında toplanan verileri entegre ederek robotun otonom işlevlerini geliştiriyor. Bu robotları insan varlığının sınırlı olduğu veya mümkün olmadığı tehlikeli ortamlarda ya da ciddi iş gücü eksikliği yaşanan bir takım yerlerde kullanmayı hedefliyorlar. Yakın zamanda yapılan bir gösteride Phoenix, tamamen otonom olarak karmaşık görevleri yerine getirebildiğini kanıtladı. Ve bu gösteri birçok kişi tarafından listemizde de yer alan ve az sonra göstereceğim Tesla'nın Optimus'undan bile daha üstün olarak değerlendirildi. Sıradaki robotumuz Aptronik şirketinin geliştirdiği Apollo. 1.72 boyunda ve 72 kilogram ağırlığında olan Apollo 25 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. 4 saatlik pil ömrü ve değiştirilebilir bataryalarıyla kesintisiz çalışma imkanı sunuyor. Bu robotu tanıtırken insanların alet edevat kullanabilme özelliklerine dikkat çekilmiş, o yüzden genel amaçlı bir tasarım yapmışlar. Dünyada böyle bir ya da iki tane şeyi iyi yapabilen milyonlarca özel amaçlı robot var. Bu robotsa milyonlarca şeyi yapabilecek tek bir robot olarak tanıtılıyor. Apollo'nun en ilgi çekici özelliklerinden biri başındaki, ağzındaki ve göğsündeki LED'ler. Bu LED'ler robotun durumunu iletmek için kullanılıyor. Yazılımı sayesinde kolay kontrol edilebilen Apollo, depo ve üretim operasyonlarına kolayca entegre edilebiliyor. Aptronik şirketi yakın zamanda Mercedes-Benz ile ticari bir anlaşma imzaladı ve bu anlaşma kapsamında Apollo, onların üretim tesislerinde pilot uygulamaya alınacak. Robot, üretim hattına parça getirme ve montaj sürecinde kullanılacak. Sıradaki robotumuz şu anda bazı fabrikalarda çalışmaya başladı bile. Hem de öyle test ya da demo amacıyla falan değil, baya baya işçi gibi çalıştırıyorlar. Bunu geliştiren Agility Robotics nispeten eski bir şirket, 2016 yılında kurulmuş, Oregon State Üniversitesi'nden doğan ve robotik alanında büyük adımlar atan bir şirket. Verimli ve güçlü robotlar üretmesiyle tanınıyor. Digit, çok amaçlı bir insansı robot olarak lojistik sektöründe devrim yaratmayı hedefliyor.
karmaşık ortamlarda yürüyüş ve koşu hareketleriyle dolaşabiliyor, merdiven çıkmak için derinlik algısı kullanıyor ve yapılandırılmamış ortamlarda bile otonom olarak gezinebilme yeteneğine sahip. Kolları, lojistik ve depo operasyonlarında kritik olan temel manipülasyon görevlerini gerçekleştirebiliyor. Bu yetenek özellikle paket teslimatı ve kamyon boşaltma gibi otomasyona duyulan ihtiyacın arttığı sektörlerde çok büyük bir avantaj sağlıyor. Digit'in de en dikkat çekici özelliklerinden biri yine yeni tasarlanmış olan elleri. Bu eller e-ticaret ve nakliye depolarında sıkça kullanılan plastik kasaları kolayca tutup taşıyabiliyor. Amazon'un depolarında da kullanılmaya başlanan bu robotları üreten Agility, yakın zamanda Nvidia ile de önemli bir ortaklık kurdu ve bu işbirliği Project Groot adı verilen genel amaçlı bir temel model geliştirmeyi amaçlıyor. Ford, bu robotla teslimat çözümleri üzerinde çalışıyor. Şirket ayrıca Oregon'da yeni bir fabrika açmaya hazırlanıyor ve bu fabrika yılda 10 bin adet Digit üretme kapasitesine sahip olacak. 500 kişiye de istihdam sağlayacak. 500 kişi derken robot değil, insan kişi. Gelelim listemizdeki en popüler şirkete ve onun robotlarına. Boston Dynamics adını duymayan var mıdır? Adını duymasanız bile özel günlerde yaptıkları güzel danslarla kalplerimizi fetheden ve biraz da ürperten robotlarını mutlaka görmüşsünüzdür. Onların böyle hayvansı robotlarının yanı sıra insansı robotları da var ve Atlas bunlardan biri. Gelişmiş bir kontrol sistemi ve son teknoloji bir donanıma sahip. Bu sayede ileri düzey atletik hareketleri yapabiliyor, çeviklik gösterebiliyor ve dinamik olarak etrafındaki şeylere hemen uyum sağlayabiliyor. Derinlik sensörleri sayesinde çevresini algılayabilen Atlas, sofistike kontrol algoritmaları kullanıyor. Muhtemelen listemizde olimpiyatlara katılmaya en uygun robot bu, Atlas. 2024 başlarında Boston Dynamics onun yeteneklerinde önemli bazı geliştirmeler yaptı. Özellikle hassasiyet ve güç gerektiren görevlerde, örneğin otomotiv parçalarının taşınması ve yerleştirilmesinde Atlas'ın performansı dikkat çekici. Zaten şirket Hyundai ile birleşti. Evet, araba markası olan Hyundai. Bu araba markaları ile robotlar arasında uzun süredir devam eden organik ilişkinin bir devamı. Honda'nın Asimo adlı robotunu ben bu anlamda Honorable Mention olarak burada mutlaka bir yad etmek istiyorum. Çok sevdiğim bir robottu kendisi. Yani bir çeşit şeref ödülü vermek isterim. Her ne kadar üretimi şu anda durdurulmuş olsa da yıllarca çocukların ve kendini çocuk hissedenlerin gönlünü aldı. Dolayısıyla onun yeri robot dünyasında hep ayrı bir yerde anılacak. Neyse, şimdi çok duygusallaşmayalım ama gerçekten de bir düşününce bir sürü otomobil üreticisi insansı robot geliştirme çalışmalarına ya doğrudan katılıyor ya da robotik şirketleriyle bazı işbirlikleri yapıyor. İşte BMW Figure 1, Ford ve Digit, Mercedes ve Apollo işbirliklerini daha az önce söyledim. İşte Hyundai Atlas'ı sahiplendi, Tesla Optimus'u geliştiriyor, geleceğiz ona az sonra. Toyota da THR3 robotu üzerinde çalışıyor. Şimdi benim bu konuda şöyle bir teorim var. Araba markaları insansız robotlara yatırım yaparak aslında gizlice Transformers evrenini gerçeğe dönüştürmeye çalışıyor olabilir. Yakında Optimus Prime'ı trafikte görürsek şaşırmayalım. İkinci sırada Çinli Unitree şirketinin geliştirdiği H1 robotu var. H1 olağanüstü güç ve performans özellikleriyle öne çıkıyor ve listede benim boyumu geçerek kendisine şöyle bakmamı sağlayacak ilk robot. 1.80 boyunda ve 47 kilogram ağırlığında. Saniyede 3.3 metreden daha hızlı yürüyebiliyor. Saatte değil, saniyede. Hatta potansiyel olarak saniyede 5 metreye kadar çıkabiliyormuş ki bu otonom koşabilen insansı robotlar arasında en hızlısı olduğu anlamına geliyor. Zaten bu alanda dünya rekorunu da elinde değil, ayağında bulunduruyor. Dolayısıyla Atlas'la beraber bu da olimpiyatlara katılırsa muhtemelen kazanır. H1'ın en etkileyici özelliklerinden biri hidrolik sistemler kullanmadan takla atabilmesi ki bu özelliği işte onu Boston Dynamics'in Atlas'ı gibi diğer insansı robotlardan da ayırıyor. H1 bu hareketleri gerçekleştirebilmek için kendi geliştirdikleri elektrikli eklem motorlarını kullanıyor. Tıpkı Boston Dynamics gibi onların da köpek şeklinde robotları var ve bu köpek robotları web sitelerindeki mağazadan sipariş verip alabiliyorsunuz.
Bu arada ben insansı robotların da bu şekilde yine satışa çıkacağına dair bir takım dedikodular duydum. Eğer bu robotu üretmeye hazırlanan o şirketten yani Unitree'den bu videoyu izleyen varsa ve böyle bir şey gerçekten olacaksa lütfen bana bir haber verin rica ediyorum. Zira bu robotu test etmek için sabırsızlanıyorum. Yani nerede kullanırım bilemiyorum ama aklımda birkaç fikir var. Fire in the hole. Evet, böylece doğal olarak Optimus'a geldik. Tesla'nın geliştirdiği bu robot, kendini tekrarlayan sıkıcı ya da tehlikeli görevleri yerine getirmek üzere geliştiriliyor. Bu da 180 cm boyunda ve 47 kilogram ağırlığında. En azından böyle olması planlanıyor. 20 kilogram taşıma kapasitesine, 68 kilogram kaldırma kapasitesine ve saatte 8 kilometreye kadar yürüme hızına sahip olması hedefleniyor. Tesla, Optimus'un geliştirilmesinde yapay zeka ve otomasyon konusundaki uzmanlığını kullanıyor doğal olarak. Otonom araç geliştirme deneyimlerini, işte bu full self drive gibi teknolojileri bu robota aktararak karmaşık ortamlarda navigasyon ve karar verme yeteneği kazandırmayı amaçlıyor. Biliyorsunuz Tesla full self drive'da sadece optik olarak kameraların gücüyle bir mekanı algılama ve orada meydana gelen şeylere hemen reaksiyon verme yetenekleri üzerinde çalışıyor. Aynı tecrübeyi bu robota da aktarıyorlar. Bir yandan da Tesla'nın elektrikli araçlarında da kullanılan yine 4680 pil hücreleriyle çalışıyor ve bu da uzun operasyonel süreler gerektiren endüstriyel uygulamalar için yüksek enerji yoğunluklu bir çözüm sağlıyor. Optimus, Tesla araçlarındaki benzer yedekleme ve emniyet mekanizmalarını da içeriyor. Böylece insan işçilerle güvenli bir şekilde çalışabilmesini amaçlıyorlar. Son güncellemelerde Optimus Gen 2 ya da Generation 2 olarak adlandırılan ikinci nesil bir robot tanıtıldı. Bu yeni versiyon öncekine göre %30 daha hızlı yürüyebiliyor ve parmaklarındaki yeni sensörler sayesinde de yumurta gibi hassas nesneleri tutabiliyor. Evet, işte böyle sevgili izleyicilerim, dostlarım, arkadaşlarım. 2024'ün en etkileyici 9 insansı robotu. Bu da benim robotum Bab. Böyle belirli günlerde onu kapının önüne koymak suretiyle büyükleri korkutmak, küçükleri sevindirmek amacıyla kullanıyorum ben. Bu robotların her biri geleceğimizi şekillendirme potansiyeline sahip. Hangisinin öne çıkacağını, hangisinin günlük hayatımızın bir parçası haline geleceğini zaman gösterecek. Bu alandaki rekabet giderek kızışıyor ve her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Kim bilir, belki de yakın gelecekte bu robotlardan biriyle yan yana çalışıyor olacağız. Ya da onları alıp mutfak alışverişine göndereceğiz. Peki sizce hangi robot en etkileyici? Hangisinin geleceği şekillendireceğini düşünüyorsunuz? Hangisi olsa ve mesela işte Black Friday'de falan indirime girse satın alırsınız? Yorumlarınızı heyecanla ve büyük bir merakla bekliyorum. Aşağıya yazmayı unutmayın. Teknoloji dünyasındaki en son gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, hatırlatıcıları açmayı, videoya kalp atmayı unutmayın. İnsan kalbi olsun lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Boston Dynamics adını duymayan kar... Ses, ses 1-2. Bak Cemilem, nasıl edelim de biz bu işe. Ses 1-2.